saniye. Sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu. Devasa bir oluşum. Öyle devasa ki saniyeler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek. Ki tüketilen içeriklerin anın dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Unutuldu. Akımlar, trendler, tırmanlar. Bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşi bir sürüklü. Oğlum bir nefes al lan. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşi bir sürük daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım. İçerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki. Araba, villa, bir şey depresyon. Sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün. Çok güzel video yapıyor ya. Hadi. Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algı yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu grubun olayı basitti. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Akım bulmak. Biz bir agayı Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım, sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozma yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan. Ne yapıyorsun? Ha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon, şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam. Oğlum benim Discord'dan mı geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ya? Tamam, şimdi bize akılda kalıcı. Bana ne? Oğlum gerçekten öyle. Bana ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için takımın kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak iki şey. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 Supra! Bane. 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 İşte bu. En güzeli o. Bir sayısız maskot kelimesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen hazır. Artık ilk daha... Vay adilere bak lan, hepimizi kandırmışlar amına koyayım. Adam akım çıkartmış ya lan. Bir vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için Bane'yi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve Bane efektiyle ters bir montaj yapar. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Ama bunların hepsi kalmayacak. Ve tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Bane. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane Bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hadi canım. Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bane etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Yavşak. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk darbeden sonra hype'lanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basitti. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğendiği gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubundan videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Ve dramadan ekmek yemek için ne yapayım'in popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bye. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi Bane postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Bane.
Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Instagram'da ise birçok farklı postam, yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan Bane'yi sosyal medyaya soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. Birçok platformda Bane'm deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel Bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı ve akımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de Bane demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. Ne oldu lan? Farklı mı geldim? Kitlendin mi orada ha? Ya oğlum biz öyle 10 kişinin yaptığı şeyi yapmayız lan. Biz farklı dünyaların adamıyız. Hayırdır? Ben abi sorgulama. Ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok... Has sikti. Çok gerçekçi yap abi lütfen. O sen miydin lan? Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış... Asiktir! Vay adi herif. Imposter. Garibim. Onunla ilgili bir şey yapamayınca bana donate atmış ya. Oğlum yollayayım mı geri? Amogus. Dur şimdi. Senin sınıfındaki kızı sonra konuşuruz. Şu an çok daha önemli bir şey var. Bunları söylüyorum. Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox Erhan'a ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardım. Bye. Bye. Ha. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 Sanırım akım kontrolden çıkıyor. Kemal Twitter'a Bane yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara Bane videosu yapmaya başladı. Bane! Aynı zamanda... Evet Kemal yemiş hemen. Aa bir de onları Twitter'a atıp işleniyor ya benim bu diye. Rani satmış bizi lan. Dur o konuyu ayrı konuşuruz. Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine Bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan Bane argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan Bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ve gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da Bane videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı Bane içeriği üretildi. Artık herkes kendi Bane videosunu yapıyor ve insanlar beğeni almak için Bane yorumları spamlıyor. Bane. Sosyal medyada Bane, kendiminkini de like'layayım bari. Bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Bane. Herkesin kullandığı Bane. Trend haline gelen argo kelime bile kurdun. Ve bütün konsept yalandan ibaret isen. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler. İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça... İzlediğin her içeriği sorgula! İşte bu! Sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerinde kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki Bane ne bile demek değil. Aslında herkes her yere Bane yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Amına koyayım benim ne ya? Tarantulayı pilli mi benim amına koyayım? Ne bana ne şey yapıyorsunuz? Size beni de sorgulayın. Her şeyi içeriği sorgula diyorum işte. Bane. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Kurgu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bane ne bile demek değil.
Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bye. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Çok iyi video. Sen yapıyor musun bu işi kardeşim? Harbiden bir saniye kalp atın ya. Bu adam bu işi yapıyor. Çok uğraşıyor bir de oğlum. Yani şu videoyu yapmak sadece editi montajı değil. Ya arkada döndürdüğü olaylara bakar mısın organizasyona ya? Yani bam güm herif hem sosyal medyada içerik üretiyor hem de gömüyor yani. Hani bir yandan da harbiden çok zekasını kullanarak yapıyor bir de bunu. Adamsın. Çok güzel video olmuş. Benim aslında böyle ara ara konuşmalarda hep böyle taşağını geçerek işte böyle ufaktan laflar sokarak falan anlatmaya çalıştığım şeyleri bu somut yapıştırıyor yani. Hani müthiş. 8Bor'un son... Ya siktir şimdi 8Bor ne konuşuyorsun sen diye konuşuyor ya. Vallahi video çok güzel olmuş. Çok beğendim. Neden bu kadar kalitecilikle o kadar süre bir şeylere kadar cidden bana akımlı yatacak aklım ucundan bile geçmezdi. Ya saniye harika video. Yine saniye yine harika bir video. Tüm ay boyunca Instagram'da bunu görüp kullanıp şimdi de senin planın bir parçası olduğunu öğrenmek çok epik. Ağzım açık izledim. YouTube Türkiye'de izlediğim en iyi video. 40 yıl düşünsem bunu neden senden çıktı aklıma gelmezdi. Harbiden ya. Şu kısmı bir daha bir izlemek istiyorum yalnız. Bir dakika. Nerede o üçüncü kısım? İçinde bana demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama sonunu bekleyeceğim. Ren için klip lazım. Okan abi. İyi görmüşüm. Ben normalde görmüyorum ha. Okan abi sorgulama. Ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksik. Yani normalde tam böyle siktir git lan bana bununla mı uğraşacağım diyeceğim bir şeyken gene yapmışım yani. Sizde. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox Rane ile... $500 atmadı lan. Çok para atmadı ya. Donate'i RR'ye attı. Harbi mi diyorsun? Sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan video... Onları bağış ile ulaştırmam birazcık... O yüzden... Jirox'a rağmen ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. Bye. Bye. Ah. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 Sanırım akım... Şerefsizler. Evet, Rani açtırmış onu. Herhalde donate'de yürümemiş o iş. Diğer tarafta da Jirox yapmış galiba. Mert ortalıkta yok bugün ya. Çok yaratıcı vallahi ya, şaka bir yana. Harbiden çok iyi kurgu yapmışsın. İyi de düşünmüşsün. Enteresan. Bayağı iyi videoydu valla. Belki bunu sen de biliyordun. Bu da bir kurgu. Kim bilir kardeşim. Yok lan nereden bileceğim onunla koyayım. Benim böyle şeylerle pek alakam olmuyor ya. Oğlum ben bir tane bir YouTube içeriğine çağrıldığım zaman bile bir şey olduğunda çoğunda reddetmek zorunda kalıyorum bu yüzden. Abi şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız, şöyle kurgusu olacak bunun dedikleri zaman aa iyiymiş kardeşim dur ben bir takvimime bakayım ona göre döneyim dediğim çok oluyor. Yani ben kurgu çok seven bir adam değilim. Yani doğaçlamacı bir adam. Seviyorum doğaçlamayı. O tip durumda bana. Sonuna bakacak. Ha dur sonunda bir şeyim vardı. Kurgudan kastım böyle bir içerik değil ama yani hani. Neyse şimdi ne örnek versem bir yere çıkayım. Bane. Ah.
Hadi ya. Yoksa bu da mı? Adam oradan çıkma. Saniye. 101 tane aga böyle büyük bir mim yarattıysa 1000 tane aga ile dünya genelinde bir mim yapabiliriz. Saniye, akşam bunun toplantısını yapalım kardeşim. Bir tane mim daha çıkaralım. Bütün Türkleri dünyaya tanıtsın. Bak abi şarkıya bak. Ağır aniden çıktı. Mi çıktı şimdi de? Siz limonun hikayesini biliyor musunuz? Limonu nasıl bir kurguyla yaptığımızı falan dermiş. Her şey kurgu. İnsanlar kafa yiyecek. İzlediği her şeyi kurgu diyecek. Abi ne olur video izler misin? Full abi çok komik. Kızım.